alınması için fetva verdim. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? Ne kadar yalan ya Barış. Gökten yere kadar yalan. Ey şefkatli padişah, senin şahane idarene bu millet kefildir diyor. Sana güveniyor, seni seviyor. Karıştırmıyorlar. Kasten yapıyorlar. Şimdi mesela ustada iftira da ediyorlar. Yani tarihçi hayat ortada, iyi ki var ya. Ustad diyor ki Abdülhamid, senin idare, şahane idarene, o kelime var ha. Senin şahane idarene bu millet kefildir. Ama sıkıntı var Osmanlı, çıkış yolu gösteriyorum sana diyor. Beşiktaş'taki o şeyse, oraya zebaniler dolaşacağına, Yıldız Sarayı'na, zebaniler dolaşacağına, alemi İslam'ın önde gelen muhabbet, gönül sultanları var. Onlara şey diyorlar. Kanaat önderleri şimdi. Gönül sultanları. Filipin'de, Tunus'ta, Cezayir'de, Mısır'da, Suriye'de, Arabistan'da, her tarafta alimler var. O alimleri al, Yıldız Sarayı'na bunları dolaştır. Ne olacak? Onların tanımladığı, onlara verilen muhabbet, onları kimler seviyorsa o alimleri, o alimin de sevdiğini sever bu millet. Dolayısıyla muhabbeti de sana verecekler. Ey şefkatli padişah. Ay böyle diyor ya. Ey şefkatli padişah. Senin şahane idarene bu millet kefildir diyor. Sana güveniyor, seni seviyor. Yıldızı diyor, zebaniler değil, alimler gezdir de yıldız semada olsun diyor. Semaya taşıdığı yıldızı. Yani Beşiktaş Yıldız Sarayı. Ama ne diyorlar? Hal fetvasını şey yaptı Abdülhamid, düşürmek için şey yaptılar. Orada ne diyeceksiniz ahirette? Şeyh Said ile Said Nursi'yi karıştırdıkları gibi bunu da karıştırıyorlar. Karıştırmıyorlar. Kasten yapıyorlar. Ya ey gidi. Sayfa 71 abi. 71 mi? 71 evet. Bak. Şahane yönetimine demiyor mu? Evet abi. İdarene. Şahane idarene. Zira senin şahane idarene millet mütekeffildir. Mütekeffildir. Senin şahane idareni. Yıldızı oradan üstte devam mi altta geçiyor? Devamında mı? Evet abi. Oku bakayım yıldız. Hizde oku hafız. Sen oku. Münasif yıldızı darı. Münasif. Yani Yıldız Sarayı var Beşiktaş. İşgal altında. İşgal altında Avrupa zebanileri dolaşıyor. Şunlar geliyor, bunlar geliyor. O bir sürü imtiyazlar şeyin getirmiş oldu. Evet. Münasif yani. Üstü işgale edilmiş manen. Darül Fünune. Ta Süreyya kadar ani olsun. Bak saray. Ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine ehli hakikat, melaike-i rahmeti yerleştir. Ta cennet gibi olsun. Ya. Ne kadar yalan ya Barış. Gökten yere kadar yalan. Seni şahane idare ne diyor. Tekeffül etti diyor bu millet. Sen ne diyorsun şimdi? Hal olması için fetva verdim. Hiç Allah'tan korkmuyor musun ya? İyi ki demiş ya. Ermeni mezaliminde lisanı ölçüyor. Van'da diyor Ermeni mahallesi ayaktaydı diyor. Müslümanlar mahallesi yakıp yıkılmıştı diyor. O da Ermenilere gelecekte delil olacak. Katliamlarına. Ne kadar insan katletti. Ermenilerin en büyük düşmanı kimdir biliyor musunuz? Ermenilerin en büyük düşmanı millet olarak hangi millettir? Türk milleti değildir. O değil mi? Hayır. Ermenilerin en büyük düşmanı. He? Kürtlerdir. Çünkü bizim çoluk çocuğumuz onlar katliam yapınca Osmanlılar Çanakkale şurada savaşırken arkada mezalimin her çeşidini yaptılar Kürt kardeşlerimize. Onlar da ayağa kalktı, onları tepeledi. Dolayısıyla ecdadımızın intikamını alacağız diye bak Kürtlere hem neslini bak kaç bin kişi hem yaylasına gidemiyor hem onlara zarar veriyor. Kürtlere zarar veriyor. Güya Kürtçülük. Dersen abi yakalandığı zaman, Üstad yakalandığı zaman, esir düştüğü zaman Ermeniler basmış oraya. Öldürecek gelmiş, Ruslar bırakmamışlar. Evet, öyle onu yazıyor. Hiç diyor merhameti yoktu diyor. Babaannem anlatıyordu, 110 küsur yaşındaydı. Ruslar geldiği zaman bizden yumurta alırdı diyor, parayı verirdi diyor. Kaçın diyor, dağlara kaçın, bizden sonra Ermeni. Aynı as o ordu, Rus ordu Çarlık'ta. Ermeniler gelecek, hiç affetmiyormuş onlar. Rus askeri zulmetmiyormuş. Babaannem diyor. Ama ordunun içerisinde Ermeniler ediyormuş. Ya.